Manşete hoş geldiniz. Her ne yapıyorsanız ara verin ve bu yayını seyredin. Sadece iki başlığım olacak. İlk başlık İstanbul Ümraniye'de fotoğrafı görülen Şeyda Yılmaz isimli polisin bir motosiklet hırsızlığı suçundan arandığı ifade edilen kişi tarafından vurularak öldürülmesi. Sonra ortaya çıktı ki bu 19 yaşında Yunus Emre Geçit adlı zanlı en az 26 hatta 29 deniyor suç kaydı var. 29 sabıka kaydı olduğuna dair de haberler çıktı. 26-29 neyse. Bu kadar sabıka kaydınız varsa bu kadar da yakalanmışsınız demektir. Bu yani 26 defa veya 29 defa yakalanmışsınızdır demektir. Olayın güvenlik kamerası görüntülerini çok kısa ekrana getireceğim. Zanlı bir polisin silahını alıyor ve varilin arkasına saklanan Şeyda Yılmaz'a doğru ateş ediyor ve daha sonra da işte Şeyda Yılmaz hayatını kaybediyor. Yılmaz da bu arada Şeyda Yılmaz da resimdeki polis ateşe karşılık veriyor ama bir süre sonra hareketsiz kalıyor. Hastanede öldü aktarılıyor. Belli ki yaralı kaldırılmış. Fakat baktığınızda gerçekten bu kişi işte Yunus Emre Geçit 19 yaşındaymış ve 26 suç kaydı olduğu söyleniyor. Bu kadar suç kaydınız varsa bu kadar defa yaralanmışsınız demektir. Yani neler var ki? Kasten yaralama var, gasp var, cinsel taciz var, yağma var, mala zarar verme var. Her şey var. Ve elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Bu kadar suç kaydına rağmen yani 19 yaşında bu kadar yaşa bu kadar suç sığdırmış ve sonra da işte bir çatışmada bir polisi öldürünce dikkat çekiyor. Kişi bu. Ve karşısında da işte hangi konularda suç. Yani uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanma, kasten yaralama, cinsel taciz, gasp, yağma neyse, çocuğa cinsel istismar. Yani ne, bu kadar adet hakkında sabıka kaydı var. Bunlardan herhangi biriyle bile siz yıllarca yatarsınız. Yaşınız küçük dahi olsa. Uyuşturucu suçlarındaki artışı görüyor musunuz? 2015'te 100 civarındayken 2023'te resmi istatistiklere göre 325'e kadar çıkmış. Mustafa Okumuş paylaşmış. Emniyet amiri. İki polisimiz hal hareketleri şüpheli kişiyi kontrol etmek istiyor. Şahıs mukavemet gösterince arbede yaşanıyor. Şüpheli şahıs çıkan boğuşma esnasında erkek polisin belindeki tabancayı kapıyor. Durumu fark eten kadın polis bulunduğu en yakın sütreye siper alıyor. Erkek polisin uzaklaşmasıyla birlikte silah doğrultan şahsı ateş etmeye başlıyor. Çatışmada maalesef 27 yaşındaki Şeyda Yılmaz isimli polis şehit oluyor. Polis katilinin 29 ayrı suçtan sabıka kaydı olduğu aranda anlaşılıyor. 29 sabıka kaydı demek 29 kez yakalandı demek. Uyuşturucu ticareti var, cinsel saldırı var, çocuğa istismar var vesaire. Cezaevleri dolunca muhaliflere, KYK'lara yer açmak için koronayı bile fırsata çevirdiler. Bu ve benzer yüz binlerce kişiyi adi suçlu deyip serbest bıraktılar. Tweet atana, bankaya para yatıran öğretmene, polise yer açtılar diyor sokak röportajı verene. Gezi tutukluları orada yıllardır içerideler. Ve bu gencecik kadın polis hayatını kaybetti. Ve bunun Şeyda Yılmaz'ın hayatını kaybetmesiyle esasen bir takım sorgulamalar başladı. Bir dakika ya ne oluyor? Suçlular cirit atarken biz başka insanları tutukluyoruz galiba. Maalesef. Bu da kişi işte bir mesajla götürülüyor. Polis mesaj veriyor. 19 yaşında erkek, buna rağmen iki kadın polis başlarına çöktürerek götürüyorlar. Kadın polisi şehit etti ya, çöp torbası giydirilmiş, dikkat edin, boydan boya çöp torbası giydirilmiş. O şekilde götürüyorlar sevk sırasında ve hayvan durumu inceleme aracına bildiriyor. Hayvan durum inceleme aracına bindiriyorlar özellikle. Yani bu bir hayvan, bu bir pislik, çöp torbası giydirdik zaten. Kadın polisi şehit etti, iki kadın polis de götürüyoruz ve hayvan durum izleme aracına bu koyuyoruz falan. Bir sürü mesaj. Fakat yani keşke bu kişi hakkında, Yunus Emre hakkında baştan önlem alsaydınız. Katile çöp poşeti giydirmek, hayvan durum izleme aracına bindirmek filan. Evet ama yani keşke görevinizi yapsaydınız. Görevinizi yapsaydınız bütün bunlar olmazdı. Yargı görevini yapsaydı. Polis görevini yapsaydı. Maalesef.
Peki yargı ne yapıyor? Ona da bakalım mı? Yargı ne yapıyor? Şeyda Yılmaz gencecik polis memuru gitti. Yargı bugün şununla meşgul mesela. Çok nadir yayınlarda veya çok nadir isimlerin belki de paylaştığı mesajlarda, sosyal ağlarda görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Gülen cemaatine yönelik soruşturma. Geçtiğimiz Mayıs ayında bu kanallarda da çokça bahsettik. Lise öğrencileri gözaltına alınmıştı. İstanbul 24. Ağır Ceza'da başladı bu. Ve 14'ü lise öğrencisi 41 kişi hakim karşısına geçti. Haberiniz var mı? Evet, flu fotoğrafta bu iki öğrenci görülüyor. Ve bunlar gibi 14'ü lise öğrencisi, 41 kişi. Bir avuç hak savunucusu adliyede olayı takip etmeye çalışıyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu orada ve oradan yaşananları da an be an aktarmaya çalışıyor. Kızlara niye arkadaşlarıyla ders çalışmaya gittiği soruluyor. İşte ne bileyim neden işte yemek sepetinden sipariş verdiniz diye soruluyor. Altın günü soruluyor. Bowling oynamaya gitmek suçlar arasında, sıralanmış suçlar arasında. Acayip. Aralık 2023'te başlamış terör soruşturması. Geriye doğru baktığımızda. Sonra sulh cezadan dinleme ve fiziki takip çıkarılmış bu kız öğrenciler hakkında. Ve bu dinleme ve fiziki takipte çocuklar ve ebeveynleri tıpkı suçlular gibi adım adım takip edilmeye başlamışlar. Ve işte bu adım adım takip esnasında ve telefon dinlemesi, fiziki takip neyse bunun esnasında 117 terör eylemi, tırnak içinde söylüyorum, 117 terör eylemi tespit edilmiş. Baktığınızda bunlar nedir diye baktığınızda ona birazdan geleceğim ama işte Mayıs ayında bu çocukların 14'ü çocuk bu uzanlıların neyse gözaltına alınması kararı veriliyor ve sabahın köründe evleri basılıyor ve gözaltına alınıyorlar. Ve içeride de işte sizi kusturacağız falan gibi tehditler var. O günlerde bahsetmiştik. Avukatlarıyla görüştürülmüyorlar. Polis memurları tarafından kan kusturulmakla tehdit ediliyorlar. 15 çocuk, 38 yetişkin gözaltına alındı. Ne zaman? 7 Mayıs'ta. Ve bu gözaltı esnasında da hem ebeveynleri hakkında hem de arkadaşları hakkında aleyhte ifade vermeye zorlanıyorlar. Ya da belki ifadeler, bir takım ifadeler imzalatılmaya çalışılıyor. Psikolog desteğinden çocuk oldukları halde psikolog desteğinden mahrum bırakılıyorlar. Sahte tutanaklar tanzim ediliyor. Ve şüpheli gibi sorgulanıyorlar. İfade bittikten sonra da ayrılmalarına izin verilmiyor. Daha sonra 33 kişiyi savcı tutuklama istemiyle hakimliğe sevk ediyor ve 28'i aynı gün silahlı terör örgütü suçundan tutuklanıyor. Tutuklananlardan 10'u 19-25 arası öğrenimleri devam eden hatta sınav haftasında olan o gün sınav haftasında olan üniversite öğrencileri. Gözaltına alınan 16 ve 17 yaşındaki iki kız çocuğuysa yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlatmışlardı. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yayınına konuk olmuşlardı. Ben de o yayını koymuştum. Geriye doğru bakabilirsiniz. Ve bugün 23 Eylül'de İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma gerçekleşecek. 10 Haziran'da savcı 37'si kadın 41 sanık hakkında 529 sayfalık iddianameyi 24. Ağır Ceza'ya sundu. Dava öyle açıldı. Bu grafikte zaten gün gün ne olduğu var. Biraz daha ekrana yaklaşırsanız okuyabilirsiniz. Deminden beri anlattığım konuları biraz daha detaylı ve tarih tarih gösteriyor. 117 terör eylemi. Ne bunlar biliyor musunuz? 12 üniversite öğrencisi İstanbul'da 4 farklı evde gönüllü olarak çocuklara İngilizce dersi veya bir takım İslami dersler vermiş. Ebeveynleri de çocukları bu aktivitelere göndermiş. Terör yani 117 terör eylemi bu çerçevede değerlendiriliyor. Peki bu 117 eylem ne? Alışveriş merkezine gitmek, yurt dışı gezisi organize etmek, yardım kolisi dağıtmak ve aklınıza gelebilen her şey. Yani yemek sepetinden sipariş, bir araya gelmek, buluşmak, neyse yürümek, neyse her şey. Bowling oynamak da var. Evet, bowling oynamak da var. Bowling de bilirsiniz yani topu atarsınız, üç delikli topu, işte 9 topu düşürmeye çalışırsınız.
Fakat burada savcı topu atmış ama düşürebildiği top yok. Fakat düşen düşen ederken, topu attık düşen düşen ederken onu kastediyorum. O Şeyda Yılmaz düştü. Çünkü siz asıl uğraşmanız gereken, suç makinalarıyla değil, buralara yoğunlaştınız. Bowling oynamaktan, gezi organize etmekten, yardım kolisi dağıtmaktan, alışveriş merkezine gitmekten suç ürettiniz. 117 terör eylemi diye 529 sayfalık bir liste oluşturdunuz. 37'si kadın, 41 sanık hakkında. Yok yeniden yapılanma bilmem ne. Sonra bunlar elini kolunu sallayarak gezdiler ve gittiler. Bu kadın polis memurunu öldürdüler. Böyle. Topu attık düşen düşene. Davayı Ömer Faruk Gergerlioğlu takip ediyor. Başka takip eden milletvekili var mı bilmiyorum. Sırrı Er, yayıncı dostumuz, takip ediyor arkadaşımız. Ömer Faruk Gergerlioğlu sabah 5'te evlerinden alınan çocuk yaştaki yurttaşların terör yargılamasına Çağlayan Adliyesi'nde katılıyorum diye tweet atmış ve peş peşe mesajlarını paylaşıyor, yayınları paylaşıyor. Kız çocuklarının sinemaya gitmesini, bowling oynamasını suç eylemi olarak gösteren savcı Bilal Çelik, kız çocuklarını eğlenceye alıştırarak birilerine sermaye ediyorsunuz diye mesaj paylaşmış. Ve bunu sapık heves olarak paylaşmış. Sonra da hesabı kapatıp kaçmış. Lale Temir Kasan avukatlardan kız çocuklarını eğlenceye alıştırarak birilerini sermaye ediyorsunuz filan demiş. Belli ki aklı fikri şeyinde olan çakma prof filan diye de üzerine böyle döşenmiş. Anladığı dilden cevap vermiş bu kız çocukları hakkında. Acayip, nasıl bir dünyada, nasıl bir evrende yaşıyorlar ve bunu nasıl algılıyorlar ve bunu nasıl sunuyorlar? Tuhaf. İşte bir avuç hak savunucusu, avukat bu işi takip etmeye çalışıyor. Lale Temir Kasan gibi, Hatice Yıldız gibi. Bugün paylaştıkları fotoğraf. İçerideki diyaloglardan birkaçı. Lale Demir Kazan anlatmış. Hepsini getirmeyeceğim çünkü deli saçması. Zaten birazdan, yani biraz önce anlattığım konulara baktığınızda nasıl deli saçması bir iddianame düzenlendiğini ve hangi evhamlarla nasıl suçlar üretilip nasıl genç kadınların ve onların çocuklarının, kız çocuklarının birer zanlı yapıldıklarını görüyorsunuz. 529 sayfalık iddianame böyle safsatalarla dolu. Duruşmada da benzer diyaloglar yaşanıyor. Mahkeme başkanı, kızların o evde ne yapıyorlardı? Müvekkil, ders çalışıyorlardı. O evde ne yapıyorlardı? Tekrar ediyor soruyu, ders çalışıyorlardı. Bir daha soruyor, kızların o evde ne yapıyorlardı? Ders çalışıyorlardı. Ne yapabilirler ki başka? İlk 1,5 saatte demiş avukat Hatice Yıldız, dini faaliyetler ve kadınların altın günü yargılanıyor. Gene Lale Temir Kazan'ın bir başka paylaşımı. 23-27 Eylül'de FETÖ dedikleri uyduruk davada yargılanacak çocuklardan sevgili müvekkilim, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi, 18 yaşındaki Ayşe Züleyha. Suçlamalar, öğrenci evinde kalmak, Perla Vista AVM'de sinemaya gitmek, yemek sepetinden sipariş vermek. Koca koca adalet sarayları yaptırmakla övünülüyor da, İçinde adalet olmadığını geçtim, sağlıklı ortam da yok. Çağlayan Adliyesi'nde 40 avukat kucağımızda çantalarla duruşma salonunda izlemiş Hatice Yıldız. Evet, böyle bir garip bir dava, garip bir duruşma. Yurt içinden ve yurt dışından hak savunucuları bunu takip ediyorlar ve an be an aktarıyorlar. Günler devam edecek, hafta boyunca devam edecek bir dava ve biz de takipçisi olacağız. Bugün ilk günü, bundan sonraki süreçte de hemen her gün yayınlarda buna temas etmeyi sürdüreceğiz. Orta Doğu kan gölü, Lübnan güneyini bombalıyor İsrail jetleri. 100'ün üzerinde ölü var, 400'ün üzerinde yaralı var. İsrail Savunma Bakanı ise yeni bir aşamaya geçtik demiş. Gerçekten durdurulabilir bir güç olmaktan çıktı. Batı dünyası seyrediyor ve İsrail artık sadece geçtiğimiz hafta gündemdi. Sadece çağrı cihazlarını, cep telefonlarını veya bir takım elektrikli güneş sistemi falan gibi cihazları değil, hemen her şeye sızmaya başladı. Bazı radyo istasyonlarına sızmış Lübnan'da. Hem cep hem de sabit telefonlardan Lübnanlıları aramış ve Hizbullah'ın kullandığı binalardan uzak durun falan uyarısı yapılmış filan. Bu şekilde sınırdan uzaklaşın falan denmiş ama kurunun yanında yaş da yanıyor. Acaba hangisi kuru, hangisi yaş? İkisi de kuru mu? O da ayrı bir konu. İsrail durdurulamıyor. Güney Lübnan'da çok büyük bir harekat başlattı. Gazze'yi yerle bir etti. Şimdi aynını
Lübnan'da uyguluyor. Sadece Batı değil, Arap dünyası da olan biteni ve İsrail'in vurdum duymaz, artık şımarık çocukluğu da geçen bu peşpaye tek taraflı işgalini, saldırılarını, ataklarını görmezden geliyor ve olan yüzlerce binlerce yaralanan ve hayat boyu bu sakatlıkları taşıyacak, bu izleri taşıyacak sivillere, kadınlara, çocuklara en başta oluyor. Diyor ve bir manşeti daha bu duygularla noktalıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.